Kopuz baba arıyor. Ne baba? Emredin komutan. Ha yüzbaşım. İzin günün olduğunu biliyorum ama senden bir şey isteyeceğim. Emredin komutan. Pilot üst teğmenimiz. Neydi adı? Funda Turaç komutanım. Funda üst teğmeni hastanede bir ziyaret etmeni istiyorum. Hepimiz adına. Ailevi sorunlar yaşıyor. Zor bir dönemden geçiyor olabilir. Anlıyor musun? Komutanım şimdi onu ben değil de eğer mümkünse Selçuk'la Çiğdem teğmen ziyarete gitse uygun mudur komutanım? Hayır hayır. Senin gitmen daha doğru evlat. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Funda dedi. Pilot üst teğmen Funda. Funda kim Hatice? Benimle bir ilgisi yok. Kadın pilot mu? Çok cool ya. Hastanede garibim komutanım ya. Evet. Ya komutanım sen Funda üst teğmeni ziyarete mi gideceksin? Allah senden razı olsun vallahi bak. Allah ne muradın varsa versin komutanım ya. Helal olsun sana. Amin. Komutan bizden de selam söyleyin. Tabii. İletir. Gel. Komutanım. Daha iyi misin? Sağ olun, çok daha iyiyim. Bu mevsimde ancak bunları bulabildim. Artık umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Yok canım. Ben... Buyurun. Bizim herkesin yani çocukların, timdeki çocukların... Bir de Albay İbrahim Kopuz'un selam var. Hepsi geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Sağ olsunlar. Üsteğmenim herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ olun yok. Yani bak bir şeye ihtiyacın falan olur. Bir şey lazım olur. Arayabilirsin herkesi. Yani beni, çocukları, beni. Herkesi arayabilirsin yani. Ben kaçayım, geçmiş olsun. Görev bitti diyorsunuz yani. Anlamadım. Yani işte komutanın emri, yaralı ziyareti, çiçek. Bitti, harika. Bu ne demek oluyor şimdi Üstem'in? Doğru istiyorsun, ben vereyim sana doğrusunu. Bu çiçekleri bulmak için tam 4 tane dükkan gezdim. Ancak bunları buldum zaten. Sabah evim tımarhane gibiydi. Cinim beynimde uyandım. Ve ayrıca evet, Kopuz Albay beni ara... Ne oluyor ya? Bak, Hüseyin'im niye alıyorsun? Hüseyin bak ne olur ağlama, içim bir şey olur benim. Ben seni vallahi üzmek falan istemedim ki yani. Ben bu tarz işleri pek beceremiyorum yani. Bana pek
gelmiyordu ondan, yoksa seni şey etmek istemiyorum, üzmek istemedim ben ondan. Kusura bakma yani. Yok komutanım, sizle alakalı değil gerçekten, kusura bakmayın. Ben sadece... Bir savaş pilotu için çok sulu göz oldum. Farkındayım ama... Buraya geldiğimden beri hiç kimse gerçekten nasıl olduğumu sormadı. O bana mandalina getiren garip sakallı adam hariç. Babam bile sormadı. Hadi ya. Hüseyin, ben buna üzüldüm gerçekten. Ya hadi ağlam artık ya, vallahi ne olur. Dediğim gibi, vallahi ben de yani şeylik. Yoksa aklına getireyim ya, üzeyim bir şey istemedim ben, affedersin. Sakallı adam kim ya? Kim? Hani böyle portakal mandalina bir şey getirmiş sana, o sakallı adam kim? Günaydın, günaydın. Seyfi. Yüzbaşı. Hı. Yani, yok. İnsan hiç üst teğmenine öyle şey söyler mi? Allah'ını seversen yüzbaşım yok. Seyfi, bir kere o üst teğmeni değil, üst teğmen, üst teğmen. Ya neyse, ne işte ya. Yok öyle yasak savar gibi hasta ziyareti mi olur Allah'ını seversen yok. Hayda. Ya kusura bakma ama ya. Ya başta sen, sonra İzbandut yüzbaşı, sonra Bayram abi, öbür diğer dördü. Ya hepiniz dandun adamlarsınız ha. Vallahi insan bir ayı Konya'yı sormadan öyle şey yapar. Seyfi, yemin ederim bak, yaralı falan dinlemem, sana şu serumun sopasıyla bir dalarım. Ne yaptım ya ben, Allah Allah, ne yaptım? Ya üst teğmen uçamayacağım diye çok korkuyor ha. Onun mesleği hayati olmuş ha. Ya dizi parçalanmış, diyor ki ya bana uçmaya elverişsizdir diye rapor verirlerse ben ne yapacağım? Hele bak ya. Ya üst teğmen hayatını kavgasını veriyor ha. Yüzbaşı, bazen gerçek yara gösterdiğin yerde değildir ha. Ulan siz boğaça aldınız. Dur geliyorum, geliyorum ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.